Adam akademisyen. Binlerce kitap yutmuş. Doktorasını yapmış. Profesör olmuş adam. Kendi işinde çok iyi. Fakat kendini dışarıya açamadığından dolayı, kendi başarısını gösteremediğinden dolayı, bir çeşit pazarlayamadığından dolayı iki yakası bir araya gelemiyor. Çünkü o ben biliyorum diyor. Ben biliyorum. Çünkü bu konuda 100 tane kitap okudum diyor. Ama cebinde kuruş parası yok. Veya onu frenleyen korkularından dolayı gece uyuyamıyor. Huzurlu değil. Ailesiyle iletişim kuramıyor hanımıyla. Sürekli kavga içerisinde. Veya çocuklarına söz geçiremiyor. Adam matematik profesörü ama çocuğunun matematikte kırık notları var. Bu başarısızlıklarından dolayı sağlığı gittikçe aşağı iniyor. Gittikçe daha kötü oluyor. İlaç alıyor. Bastırmak için. İlaçların da yan tesirinden dolayı iflas etmeye başlıyor organları. Kişi dışarıya vurmamak için sürekli maske takıyor bir çeşit. Farkında ama nereden başlayacağını bilmiyor. Çünkü dışarıda maskesinden dolayı hep %100 mutlu, huzurlu, başarılı, profesör, iş adamı veya öyle gösteriyor. Maske takıyor devamlı. Nereden de başlayacağını bilmiyor. Kendisiyle sorun yaşıyor kişi. Kişilik, karakter, özgüven eksikliği. Saçları gittikçe ağrıyor. Sakalları ağrıyor. Gittikçe çöküyor. Arka arkaya problemler çoğalmaya başlıyor. Yalnızlaşıyor. Etrafında kimse kalmadı artık. Çünkü bu çok biliyor ya. Kimseyi beğenmiyor. Bildiğini söylüyor devamlı. Ne aile kaldı, ne sağlık kaldı, ne özgüven kaldı. Anlatabiliyor muyum? Nereden başlayacağını bilmiyor. Şu anki durumu bu. Gittikçe derin sorunlar açılıyor. Ve gittikçe zaman durdurulamıyor. Zaman ilerliyor. Beraber başladığı arkadaşlar ilerlemiş. Kariyer yapmışlar. Ailelerinde huzur var, mutluluk var. Her şey çok daha iyi olmuş. Kendini yetersiz hissediyor kişi. Peki nasıl çözülecek? Ne yapması gerekiyor? Harekete geçmesi için ne yapması gerekiyor? Bu kişinin problemi harekete geçememek. Bildiğini zannetmek. Çözüm ne biliyor musun? Çok basit. Geçmiş başarısız kendisini iptal etmesi lazım. Öyle diyelim. Geçmiş kendisini, başarısız kendisini tamamen piyasadan çıkarması lazım. Yani iptal etmesi lazım. Bardağı boşaltması gerekiyor. Hani ben biliyorum diyordu ya, bardağı doluydu ya. Bu bardağı boşaltmadan harekete geçemez. Çünkü o şekilde çözülmüyor problem. Binlerce kitap okuyarak çözülmüyor. Geçmiş kendisini iptal etmesi lazım. Çünkü bu şekilde çözülmedi. Bunu kenara alacak. Ve kendine elinden tutacağı bir mentor bulacak. Ona yol gösteren birisi olacak. Çünkü tek başına yapamazsın. Sen spora gittin örneğin, cime gittin. Tek başına tadı yok. Keyif alamıyorsun ki. Bir iki hafta gidiyorsun sonra bırakırsın. Çünkü arkadaşın yok yanında. Sana yol gösteren yok. Seni motive eden yok ki. Yahu tek başına yemek yemenin bile tadı yok. Mümkün değil ya. Tat alamazsın ki. Dünyanın en güzel yemeğini getirseler tat alamazsın. Bir iki kere yersin sonra zevk alamazsın. Yalnız yapamazsın. Bir kere kafandan çıkar. Kitap okuyarak bu problemler çözülmüyor. Tek başına olmuyor çünkü. YouTube videoları izleyerek de çözülmüyor. Çünkü teori ile düşünmek ile gerçek hayat farklı. Sen çünkü düşünürken öbürü problemi çözüyor. Sen köprüyü arayana kadar deli suyu geçiyor. Ve sen hayatını zindan ediyorsun. Sen hayatını zehir ediyorsun. Sen köprüyü arıyorsun çünkü. Sen çok akıllısın ya. Diyorsun ki köprü nerede, köprü nerede, köprü nerede. Ya senin arkadaşın dereyi geçti. Orada altın var. Orada sağlık var. Orada huzur var. Sen hala düşünüyorsun. Çünkü sen teorisyensin. Bırak artık, iptal et onu. Öyle çözülmüyor çünkü. Pratikle çözülüyor. Binlerce kez bu problemi çözen birisiyle çözersin. Ben bu problemleri ekibimle binlerce kez çözdüm. Sen kitap okuyarak bilgiyle bir yere varamazsın. Bildiğini zannederek çözemezsin. Yanına birisini alacaksın. Güvendiğin birisinin elinden tutman lazım. O yüzden yapacağın tek şey harekete geçmek. Kendi eski halini iptal etmem. Biliyorum kelimesini iptal etmem.
Bardağı boşaltman gerekiyor. Çözüm bu. Egonu indirmen gerekiyor. Teslim olman gerekiyor. Ben biliyorum, o konuda kitap okudum. Bu cümleleri iptal etmen gerekiyor. Dünyanın en zengin insanları ihtiyacı olmadığı halde kitap okuyorlar. Her gün. Kendini geliştiriyorlar. Bir şey bilmiyoruz diyorlar. Biz kitap okudukça bilmediğimizi öğreniyoruz. Sen de aynısını yapman gerekiyor. Öğrenmeye açık olman gerekiyor. Öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık olman gerekiyor. Çözüm bu. Eğer sen de kendime zaman ayırmaya hazırım. Kendime bütçe ayırdım. Öğrenmeye hazırım diyorsan, sadece bunları diyorsan, gerçekten istiyorsan, çünkü anaokulu değil burası. O zaman benimle ön görüşme için aşağıdaki linke tıklayarak başvuru gönder. Ben bu ön görüşmede şu anda neredesin? Potansiyelin ne? Seni tutan korkuların, kaygıların, tedirginliklerin ne? Seni aşağı çeken engellerin ne? Bunu bulurum. Bu problemlerden nasıl kurtulursun? Sana adım adım gösteririm. Sen de arzu ettiğin hedefe varabilirsin. Ama bunun için hazır olman gerekiyor. Gerçekten istemen gerekiyor. Ve kontenjanımız uygunsa, birbirimize uyuyorsak, o zaman seni programın içine alırım. Sen de arzu ettiğin sağlığına, aile huzuruna, başarına ulaşabilirsin. Bunun için yapacağın tek şey benimle iletişime geçmek. Hoşça kalın. Üzerimde çok ağırlıklar vardı. Ben kalkamıyordum. Yani kalkmaya çalışırken her tarafım ağrıyordu. Elim ağrıyordu bir kere. Ama şimdi canavar gibiyim. Dediniz. Allah sizden razı olsun. İsa Bey'in izleniminden sonra gerçekten içim rahatladı, ruhum rahatladı. Kafam o kadar sakin ki. Kanadım olsa uçacağım şu an. Diyorum İsa Bey'e de Allah razı olsun İsa Bey'e. İyi ki tanımışım, iyiler. Ve İsa abiye de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Aklımıza gelecek bütün hayatta istediğimiz şeylerle alakalı, yani isteyip de ulaşamadığımız şeylerle alakalı bütün soruların cevabını İsa Mail Bey'in seminerinde sorularınızı cevaplar bulabilirsiniz. Yani kısacası bunu söyleyeyim. Hocamız İsa abiyle tanıştım. Videolar üzerinden, tesadüfen gördüğüm bir videolarla karşılaştım. Ve çok faydasını gördüğüm bir konuda da kendisine Allah'tan razı olsun diyorum. Bu işin devamı için de hep birlikte bütün seminerlerin ne kadar çalışma varsa, şey varsa hepsini beraber yapmayı ümit ediyorum. Allah nasip etsin diyorum. Akademik hem ilimle bilim çok güzel bir şeymiş birleştiği zaman. Ben yıllarca bundaki sorunların peşindeyken şurada 4 saatin içinde halloldu. Yani 4 saat. Yani çok seminerlere katıldım. Ama bu seminer çok farklıydı. Büyük bir yük gitti. Yani nefes almaya başladım. Kalbim rahatladı. Geceleri daha rahat uyumaya başladım. Benim gibi çoktan arayış içinde olup da bulamayanlar buraya gelsin.